Uzun yıllardır hayatı paylaşan Türin Şahin ve eşi Mehmet Özer mutfağa girdi. Ünlü ikilinin mutfaktaki rekabeti görülmeye değerdi. Çikolata yiyorum. Bu kadar abartmaya da gerek yok hani. Uzun yıllardır birlikte olan Türin Şahin ve Mehmet Özer'in mutfaktaki rekabetini büyük keyifle izleyeceksiniz. Dolduruyor mu? Yani içli köfte yapıyor pardon. Yani. Ya bir tek orada kıskanıyor beni bak. Orada bir hep fikir alalım. Türin Şahin'in eşi Mehmet Özer bir televizyon programına başlıyor. Sıkı bir gurme olan Mehmet Özer konuk olarak programına ilk olarak eşini davet etti. Bütün hangi kanalda işe başlarsan ilk konuk Türin geliyor. Hep doğru geldi ben şimdi. Oluyorum. Hep de ilk geliyor, hep de uğurlu geliyor. O yüzden ilk yayına yine Türin'le başlıyoruz. Kurban mı, konuk mu ama şimdi onu anlamak konuk, lazım. Konuk, o en değerli konuk, en özel konuk benim için. Ben öyle o yüzden mesela normalde hiç heyecanlanmam, bugün şimdi heyecanlıyım onu yapacağım diye. Bunlar tabii ki tatlı heyecanlar. Değerli izleyenler, çiftin ev halini Türin Şahin'den dinliyoruz. Güzel olacağını düşünüyorum. Yani şöyle, Mehmet gerçekten ama gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Yani öyle böyle yani mutfakta adeta bir profesör çalışıyor sanki o kadar. Teşekkür ederim, çok naziksin. Evin en büyük bölümü zaten mutfak. Bölüm diyorum farkındaysan, oda demiyorum hani yani. O kadar hani hatta ben diyorum ki şuradan biraz alsak da mesela ne bileyim başka bir şey yapsak dokunma mutfağıma falan diyor. Ve böyle bir lezzet yok. Yani dünyanın neresine gidersem gideyim hiç böyle yemek yemiyorum hakikaten. Yani o kadar güzel yemek yapıyor. Karşılıklı jest ve mimiklerden sonra tabii ki kılıçlar kınından çekiliyor. Çok pratik tüyoları var. Yani ben böyle izlerken falan böyle her gün bir şey öğreniyorum. Kadınlar bence her gün çok şey öğrenecekler. Erkekler de bu arada çünkü hatta artık. Bu bölümü seyrederlerse Tünin Şahin nasıl içli köfte dolduruyor onu da görecekler. Dolduruyor mu? Yani içli köfte yapıyor pardon. Yani. Ya bir tek orada kıskanıyor beni bak. Orada bir hep ben fikir alalım. Ben yapamıyorum hala o kadar ince. Yapıyor da. Yapamıyorum. Ben daha iyiyim bu konuda yani. Master'ım. Master yapmıştım o konuda yani. İçli köfteyi kim daha iyi yapıyor tartışmasında iyi olana karar veriliyor. Ya şimdi hani ben girmeyeyim hani ben modada kalayım hani. ama içli köftede çok yani iyiyim değil mi? Çok iyisin. Şey mi oldu bu hani? Boynuz kulağı geçen muhabbeti vardır. Sizden öğrenip de sonra yok ben ondan öğrendim. O, onun annesi yaparmış zaten çok güzel. Sivaslılık giriyor evet. Demeye. Hamur yani, işlerinde, bulgur işlerinde. Benim küçük dokunuşlarım var. Sadece sos mos bir şeyler yapıyorum ama tarifi kendisine ait yani. Danimarka doğumlu, köken olarak Sivaslı olan ve podyuma adım attığı ilk yıllardan itibaren Sivaslı Cindy olarak anılan Türin Şahin, içli köfteyi daha iyi yapıyormuş. Evde mutfağın hakimi Türin Şahin'miş. Ben geliyor. Ama şimdi ya sonuçta dibimde birlikte yaşadığım insan. Ben söyleyince herkes atıyor falan diyorlar ama gerçekten söylemese makarna yapıyoruz. O kadar mı sos yaptık? O iki tabak makarna kime yetecek falan diyorum. Hani gözün doysun falan diyor. Çok iştahlı çok iştahlı yani. İçli köfteler, makarnalar. Peki kilo alınmıyor mu diye soruyoruz. Evet bu kadar basit yani hiç korkmasın hanımlar ya gerçekten. Ben spor yapıyorum günde bir saat. İstediğim her şeyi yiyorum. Günde bir paket çikolata yiyorum. Bu kadar abartmaya da gerek yok hani. Spor yaptıktan sonra istediklerini yapsınlar. Rekabet aslında tatlı bir seviyede tabii ki. Bu arada öğreniyoruz ki her akşam evde Türin Şahin'in eşi Mehmet Özer'in yaptığı yemekler tüketiliyormuş. İşini eve götürmez. Ben işi eve götürenlerdenim. Yani evde de pişiriyorum yemek. O yüzden bilmiyorum hakikaten. Net bir rakam vermem imkansız. Bence şöyle diyelim. Yani sen hobini işe götürüyorsun. O yüzden mesela daha tutkulu. Hala severek yapıyorum. Daha tutkulu, daha üşenmeden yapıyorum. Farklı duruyor bence. Hani gerçekten eşim olduğu için falan söylemiyorum ama o gerçekten böyle hissederek, yaşayarak o anı her şeyi taşıyor. Yani o başka bir şey. Onu full tutkuyla yapmak görev gibi değil yani. Hani. Mutfak aslında bir nevi aşçılık okulu gibiymiş. Ortak yapıyoruz ama ağırlıklı da ama o zaten sonuçta şöyle bir şey de hani kendini geliştiriyor gibi de görüyor sonuçta. İşte bir denemek zorundayım çünkü bir şeyler devamlı. Birçok tarif veriyor. Burada yapacağım şeylere mutlaka önce tabii evde de deniyorum. Laboratuvar gibi yani mutfak hani gerçekten hani titizlik, çalışma, denemeler onlar bunlar falan. Ben de faydalanıyorum yani. Evde görev dağılımı da varmış. Zaten tüm ev işlerinde becerikli çok. Canım kaç kez ayırtıyor. Çok güzel ütü yapar. Yani temizlik de gayet de güzel. Şu ayağımdaki topuklu ayakkabılarla hani bütün evi temizleyebilirim yani. O konuda da hani. O konuda çok becerikli yani. Oradan o departman benden sorulur yani. Hani gerçekten hani öyle böyle değil. Yani Mehmet mesela mutfağını acayip çalışırken işte yemek yaparken bir yandan da çok temizliyor. Hani hijyen çok önemli mutfakta sonuçta. Hiç görmezsin sen. Hiç savaş alanına dönüşmüyor. Ama mesela hani ben de gerçekten evet çok iyi temizlik yapıyorum yani.